Merhaba arkadaşlar. Bugün 4. Sınıf Pasifik Yayınları Sayfa 38, 39 ve 42. Sayfadaki çalışmaları birlikte yapmış olacağız. İlk çalışmamızda hızla başlıyoruz. Aşağıdaki noktalı yerlere büyük ya da küçük işaretlerinin uygun olanı yazınız demiş. A şıkkımızla başlıyoruz arkadaşlar. Bakın bu büyük sembolü bu da küçüktür. Nasıl anlıyoruz? Buraya çizgi çektiğimizde B harfi oluşuyorsa büyüktür. Çizgi çektiğimizde K harfi oluşuyorsa küçüktür anlamından çıkarabiliyoruz demiştik. A şıkkına geçtiğimizde 5600 5060. Bakın sıralarken ikisi de 4 basamaklı. Binler basamağına bakıyorum. 5 5. Sonra yüzler basamağına bakıyorum. 6 ve 0. Hangisi daha büyük? 6 daha büyük. O zaman ilk sayımız büyük olduğu için büyüktür sembolünü kullanmamız gerekiyor. A şıkkımızın cevabı için arkadaşlar. Sırasıyla en soldan başlayarak sayıları karşılaştırıyoruz. Unutmayalım. Şimdi B'de sakın şöyle atlamayın arkadaşlar. 1 ile 9'a neden? Çünkü birisi 1 2 3 basamaklı, birisi 1 2 3 4 basamaklı. Her zaman basamak sayısı fazla olan sayı daha büyüktür. Bu 4 basamaklı, bu 3 basamaklı olduğu için 4 basamaklı olan sayı daha büyük. Yani buraya da büyüktür sembolü kullanılması gerekecek dedik. Bu çok önemli bir detaydı. C'ye geçtim. 5 basamaklı, 5 basamaklı. Sırasıyla bakıyorum. 4 var, 4 var. 3 var, 3 var. 4 var, 4 var. 5 var. 6 var. Hangisi daha büyük? 6 daha büyük. Bu daha küçük. Buradaki sayı küçük olduğu için küçüktür sembolü kullanmış olacağız arkadaşlar. İlk sayımız küçükse küçüktür. Büyükse büyüktür sembolünü kullanıyoruz. Ona dikkat edelim. Şimdi Ç'ye geçtik. 5 basamaklı 5 basamaklı. 7 var 7 var. 2 var 2 var. 8 var 8 var. 0 var 0 var. 2 var 0 var. Hangisi daha büyük arkadaşlar? 2 sıfırdan daha büyük. O zaman bu sayı büyük olduğu için büyüktür sembolünü kullanmış oldum diyoruz. C şıkkımızın cevabı için. Diğer sorumuzda devam edelim D ile. 6 basamaklı 6 basamaklı. 9 var 9 var. 4 var 4 var. 6 var 6 var. 3 var 4 var. Bakın 3 var 4 var. 3 daha küçük 4 daha büyük. Küçük burada olduğu için küçüktür sembolünü kullanacağız diyoruz. Her zaman bakın şu sembolün uç tarafı küçük olan sayıyı göstermesi gerekiyor. Oradan da küçüktür, büyüktürü ayırt edebilirsiniz diyoruz. E'ye geçtim. 6 basamaklı, 6 basamaklı. 6 var, 6 var. 1 var, 0 var. Bakın 1 daha büyük, 0 daha küçük. Bu büyük olduğu için büyüktür sembolü kullandım. Bakın sivri uç küçük olanı göstermiş oldu. Oradan da anlayabilirsiniz diyoruz. F ile devam edelim. 4 basamaklı 4 basamaklı. 4 var 4 var. 5 var 5 var. 0 var 8 var. 8 daha büyük bu daha küçük. Küçük olduğu için küçüktür sembolü kullanmış oldum. G'ye geçiyorum arkadaşlar. 6 basamaklı 6 basamaklı. 1 var 1 var. 6 var 6 var. 2 var 2 var. 4 var 5 var. 5 daha büyük bu 4 daha küçük. Küçük burada olduğu için küçüktür sembolü kullanmış oldum. Son şıkka geçtim. 5 basamaklı 5 basamaklı. 2 var 2 var. 6 var 6 var. 4 var 4 var. 4 var 3 var. 4 3'ten daha büyük arkadaşlar. O zaman bu büyük olduğu için büyüktür sembolü kullanmamız gerekli. H'ye geçtim. 6 basamaklı 6 basamaklı. 5 var 5 var. 4 var 4 var. 3 var 2 var. 3 daha büyük 2'den bu büyük olduğu için büyüktür sembolü kullanmış oldum. Bu şekilde birinci soruyu tamamlamış olduk diyoruz arkadaşlar. Ve ikinci sorumuza doğru geçiyoruz. Burayı temizleyelim. İkinci sorumuza geçelim. Aşağıda verilen doğal sayıları örnekteki gibi küçükten büyüğe doğru sıralayınız demiş. En küçüğünü başa en büyüğünü de sona yazmamız istenmiş. Bakalım. Hepsi 4 basamak. A şıkkını bir inceleyelim. 5 basamaklı sayılar var. 1 var, 1 var, 1 var. 4 var, 4 var, 4 var. 2 var, 3 var, 1 var. En küçük hangisi? 1. Başa yazılmış bakın 1 ile olan sayı. İkili olan sayı 275 buraya yazılmış. 375 sona yazılmış. O yüzden en küçük hangisi ise başa yazmamız isteniyor. B'ye geçtim. 4 basamak, 4 basamak, 4 basamaklı. Baktığımızda 3 var, 4 var, 4 var. 3 olan daha küçük. O zaman 3487'yi başa aldım. Sonra şu ikisine geçtim. 4 var, 4 var. 3 var, 3 var. 8 var, 7 var. 7 daha küçük. O zaman 4378'i ikinci sıraya, 4387'yi de son sıraya almış oldum. B şıkkımızın cevabı için. C'ye geçiyorum şimdi. Farklı kalemler kullanalım sayılar birbirine karışmasın. 5 basamaklı, 5 basamaklı, 5 basamaklı. 6 var, 6 var, 6 var. 3 var, 0 var, 5 var. 3 0 5'te en küçük olan 0. O zaman bunu en başa yazacağız. 60.531 Bu en başa. Sonra 3 var demiştik. Şey pardon yanlış yazdık. Ha, tamam doğru yazmış. 0 olanı aldık. 3'lü olanı alacağız. 63.015 Bu ikinci sırada. 65.310 en son sırada arkadaşlar küçükten büyüğe doğru sıralamış oldum. Ç'ye geçelim şimdi. 5 basamaklı, 5 basamaklı, 5 basamaklı. Hangisini alacağız arkadaşlar? 8 var, 8 var, 8 var. 9 var, 5 var, 9 var. 5 olan küçük. 85.000 419 başa gelecek. Sonra bu ikisinde 5 var, 4 var. Gördüğünüz gibi bu daha küçük. O zaman bu ikinci sıraya gelecek. 89419 en büyük de 89514 olarak karşımıza gelmiş oldu. C şıkkının cevabı için arkadaşlar. D ile devam edelim şimdi. D'ye geçtim. 6 basamaklı, 6 basamaklı, 6 basamaklı. 1 var, 1 var, 4 var. Bakın 1'ler daha küçük. O zaman bu ikisi daha küçük. Sonra 0 var, 3 var. Hangisi daha küçük? 0'lı olan küçük. Yani 103.000 418 en küçük sayı. Sonra 134 18 sayısı ikinci sırada 430.541 541 sayısı en büyük sayıya karşılık gelir arkadaşlar bu şekilde ikinci soruyu da büyük küçükten büyüğe doğru sıralamış oluyoruz dedik. Üçüncü sorumuzla devam edelim şimdi burayı temizledik üçe doğru geçiyoruz sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. Aşağıda verilen doğal sayılardan 52.449'dan büyük olanları mavi 52.449'dan küçük olanları kırmızı uçağa yazınız demiş. Hmm. Küçük, büyük olanlar maviye küçük olanlar kırmızıya gidecek arkadaşlar. 52.449'u baz alacağız. Şöyle hafiften küçülttüm hepsi gözüksün diye. Ve kalemimizi de açtık. Evet. Mor kalemi kullanabiliriz. Şimdi birinci sayımıza baktım. 5604. Şimdi bunlar 5 basamaklı. Bu da 5 basamaklı. Ama bu 4 basamaklı. Bir kere 5 basamaklı sayıya göre 4 basamaklı sayı daha küçük olur. O zaman bu sayı bunlardan daha küçüktür. Küçük olanlar kırmızıya yazılacağı için 5604'ü buraya yazmam gerekir. Hatta başka 4 basamaklı sayı varsa direkt alabilirsiniz. Başka da 4 basamaklı sayı gözükmüyor arkadaşlar. Devam edelim o zaman sırasıyla. 45.386. Bu sayıdan büyük mü küçük mü? Bakın 5 ile başlamış bu. Bu 4 ile başlamış. Daha küçük. O zaman bu da alt kutuya gidecek kırmızı uçağa. 45.386 sayısı. Devam ettim. 52.500. 52.500. 5-5 aynı. 2-2 aynı. 4-5. Bak bu daha büyük. Bu sayıdan daha büyük çıktı. O zaman büyük olan uçak mavi uçaktı. 52. Bin 500 sayısı buraya geldi. Şu üçü gitti arkadaşlar. Devam ettim diğer sayıyla. 164.300. Şimdi bu zaten 6 basamaklı. Bunlar 5 basamaklıydı. 6 basamaklı sayı her türlü bunlardan büyük olduğu için bu yukarıdaki büyük uçağa, mavi uçağına gitmesi gerekiyor. 164.300 sayısı dedik. Diğer sayımız 5 var, 5 var. 3 var 2 var. Bak, 3 2'den daha büyük. Bu sayı da büyük tarafa yani mavi uçağa gidecek. 53.449 Bunu da yukarıya aldım. Bu da gitti. Devam ediyorum. 50.500 5 var 5 var 0 var 2 var. 2 daha büyük bu daha küçük. O zaman küçük kısma gidecek. Yani kırmızı uçağa gidecek. 50.500 kısmına geçmiş oldu. Bu sayımızda diyoruz. Diğer sayımıza geçtiğimizde 5 var, 5 var, 1 var, 2 var. Bakın 2 1 bu daha küçük. Küçük oza küçükse alt uçağa gitmesi gerekir. 51449 sayısı alttaki uçağa gidecek. Bu da gitti. 70516. 7 var, 5 var. Gördüğünüz gibi 7 direkt 5'ten daha büyük. Büyük olan üst tarafa gidiyordu. 70000 516 sayısı buraya gitti. Devam ettim. 34443 var, 5 var. 3 olan daha küçük, küçük olansa aşağıya gitmesi gerekiyor. 34440 sayısı alt kata gitti, kırmızı uçağa. 82443, 8 var, 5 var. Tabii ki de 8 daha büyük. O zaman bu büyük uçağa gidecek. 82443 üst tarafa gitti. 12.108 1 var 5 var. Bakın 5 daha büyük 1 daha küçük. Küçük olduğu için 6 uçağa gitti. 12.108 e zaten bu da buraya kaldı sadece. Bakın 5 var 5 var 6 var 2 var. 6 daha büyük olduğu için büyük uçağa gitmesi gerekiyor. 56.649 sayısının dedik. Büyük olanları mavi uçağa küçük olanları kırmızı uçağa yerleştirmiş olduk 3. sorumuzun cevabı için arkadaşlar bu şekilde cevapları verdik. Sizlerde durdurarak eksik kalan kısımlar varsa tamamlayabilirsiniz. Sayfa 38'i bu şekilde tamamladık. 39'da devam ediyoruz 4. sorumuzla. 2348, 2438 ve 2248 sayıları en yakın yüzde yuvarlanıp büyükten küçüğe doğru sıralandığında ortadaki sayı kaç olur demiş. Sıralayalım. Şimdi 2348 sayısına baktığınızda arkadaşlar yuvarlayalım önce. İster şurası 50'den küçük olduğu için 2300'le alt yüzlüğe yuvarlıyorduk ya da onlar basamağına baktığınızda 5'ten küçük olduğu için bu aynı yüzlükte yani 2300 yüzlüğünde kalması gerekiyor şeklinde öğrenmiştik arkadaşlar. Bunu yuvarladım. 2438'e geçtim. Bunu yuvarladığımızda yine 50'den küçük yani bu da buradaki yüzlüğe 2400'e yuvarlanacak. Ya da onlar basamağına baktığınızda 5'ten küçük olduğu için aynı yüzlük olan 2400'de kalmış oldu. Devam ettim. 2248 sayısına bakalım şimdi. Bu sayımızda arkadaşlar yine 50'den küçük olduğu için bu yüzlükte kalacak veya 5'ten küçük olduğu için onlar basamağı aynı yüzlükte kalır. 2200'e yuvarlanmış olur diyoruz. Önce yüzde yuvarladık. Bunu daha önce öğrenmiştik. Şimdi sıralayalım. Neyden? Büyükten küçüğe. Baktığımızda 2 var, 2 var, 2 var. 3 var, 4 var, 2 var. Hangisi en büyük arkadaşlar? 4 en büyük. O zaman 2400 en büyük sayımız. Sonra 2300. En küçük de 2200 sayısı olması gerekir. Büyükten küçüğe sıraladığımızda ortadaki sayı kaç olur demiş. Ortadaki sayımız 2300 cevabı olur arkadaşlar. Dördüncü sorumuzun cevabına da bu şekilde ulaşmış oluyoruz dedik. Ve beşinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Yine burayı temizledik. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. Beşinci sorumuza geçelim. Beşinci soruda demiş ki aşağıda verilen doğal sayıları örnekteki gibi büyükten küçüğe doğru sembol kullanarak sıralayınız. Bakın A şıkkına baktığımızda 915 924 930 999 1 2 3 en büyük 3 olan onu başa aldık. Sonra ikili olan, sonra da birli olan şeklinde büyükten küçüğe doğru sıralamış. B'yi de bir sıralayalım. 4 basamaklı 3 basamaklı 4 basamaklı. Şimdi 3 basamaklı olan sayı en küçük sayımız 999 en küçük yere gitti. Peki bu ikisi arasında 2 var, 2 var, 4 var, 5 var. 5 daha büyük. O zaman 2516 en başa 2418'de ortaya gelmesi gerekiyor. 999 en küçük sayımız çünkü 3 basamaklı. Basamak sayısı daha az olduğu için. C'ye geçtim şimdi. Hepsi 4 basamaklı. 6 var 6 var 6 var. 5 var 4 var 6 var. En büyük hangisi arkadaşlar? 6 olan. Yani 6600 en büyük sayı. Sonra 6, 5 olan 6556. Sonra 4 olan yani 6450 sayısı da 3. sırada karşımıza gelmiş oldu. Bu da bu şekilde büyükten küçüğe sıralanmış oldu. C şıkkımızın cevabı için. Şimdi Ç ile devam edelim. Evet. 5 basamaklı, 5 basamaklı, 5 basamaklı. 3 var, 3 var, 3 var. 4 var, 4 var, 4 var. 3 var, 5 var, 5 var. 3 olan en küçük. Yani bu en küçük yere yazılacak. 34319. Peki bu arasında 5 var, 5 var demiştim. 4 var, 4 var. Eşit. 5 var, 0 var. 5 daha büyük. O zaman 34545 en başa. Bu da 34540 ikinci sıraya, 34319 da üçüncü sıraya gelmiş oldu C şıkkımızın cevabı için arkadaşlar. D devam edelim arkadaşlar. Farklı bir kalem kullanalım bu şık içinde. 5 basamaklı, 5 basamaklı, 5 basamaklı. 7, 7, 7. 2, 2, 2. 6, 6, 7. Bakın 7 daha büyük. O zaman en başa o geldi. 72.729 en büyük. Sonra bu ikisi arasında 6, 6, 3, 8. Hangisi daha büyük? 8 daha büyük. 72.683 ikinci sırada. En küçük sayımız da 72.633 sayısı olmuş oldu. D şıkkımızın cevabı için. E'ye geçtim. 5 basamaklı, 5 basamaklı, 5 basamaklı. 2, 2, 2. 5, 5, 5, 5, 5. 4, 3, 4. Şimdi 3 olan en küçük. 25.367 en küçük sayı. Peki bu ikisi arasında 4, 4'tü. 6, 8. 8 olan daha büyük. 25 bin 486 büyüktür. 25 bin 468 sayısı sonra da 25.367 sayısı şeklinde sıralanmış oldu. Beşinci soruda da bu şekilde büyükten küçüğe doğru sembol kullanarak sıralamış olduk diyoruz. Ve altın soruyla devam ediyoruz. Burayı temizledik arkadaşlar. Sizler eksiklerinizi durdurarak tamamlayabilirsiniz. Altın soru. İfadesinde boş bırakılan yere yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır? Güzel soru. Şimdi 4 basamaklı bir sayı. O zaman buraya yazabileceğimiz en büyük sayı 4 basamaklı olur. Burası 5. Bu küçüktür sembolü. Buranın daha küçük olması lazım. 5'i kullandım. Sonra 3 var. 3'ü de kullanayım. 2 var. 2'yi de kullanayım. Eğer 8'i kullanırsam arkadaşlar bu ikisi birbirine eşit olur. O zaman 8. Bunun daha küçük olmasını istiyorsam hemen bir tane küçük, 8'den bir tane küçük 7'yi alabilirim. Bakın bu şekilde boşluğa kullanabilecek en büyük doğal sayıyı yazmış oldum. Hem 4 basamaklı bir sayı seçtim. Hem baştakileri aynı aldım. Sadece 8'i bir tane düşürdüm, 7 aldım. Kullanılabilecek en büyük sayımız 5327 sayısı olmuş oldu altın sorunun cevabı için. 7. soruya geçtim şimdi. İfadesinde boş bırakılan yere yazılabilecek en büyük çift doğal sayı. Bakın, çift doğal sayı demiş. Ona da dikkat ederek onu da yapalım. Şimdi yine yukarıdakine benzer. Başlık sayıları aynı alıyorum. Bakın 5 basamaklı bir sayı alacağım bu sefer de. <laughs> 2'yi aldım. 6'yı aldım. 4'ü aldım. 4'ü alırsam buraya 0 yaz en sıfırdan daha bu büyük oldu. Bu küçük olması için sıfırdan daha küçük bir sayı yazamam. O yüzden bu 4'ü alamıyorum bakın arkadaşlar. Çünkü 4'ü aldığım anda buraya 0 yazabilirim en küçük. Buna eşit oluyor. O zaman 4'ü alamam. Buraya 3 alacağız. Bir küçülteceğiz mecbur. Şimdi buraya bu 4'ten küçük olduğu için 3. Buraya istediğiniz sayıyı yazabilirsiniz artık. 0 yazmak zorunda değilsiniz. En büyük sayı istediği için de 9 yazarız ama 9'da ne oluyor? Çift olmuyor. O zaman 9'dan sonraki sayı 8 var. 8'i kullanabilirim. Bakın bu soru birazcık zor bir soruymuş. 4'ü kullanırsanız buraya 0 kullanamayacağınız için eşit sayı çıkacak ya da daha büyük çıkacak ama bunun daha küçük olması lazım. O yüzden şu 4'ü 3'e çevirmem lazım. Sonrasında buraya istediğim sayıyı kullanabileceğimiz için 9'u değil de çift olması için 8'i kullandım. 26.000 438 sayısına ulaşmış oldum. Bu birazcık dikkat gereken güzel bir soruymuş. Buna dikkat edelim 7. soruya dedik. 8'e geçtik şimdi arkadaşlar. Burayı temizliyoruz. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. Aşağıda verilen doğal sayılar sembol kullanarak sıralanmıştır. Doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Yazalım. 4 basamaklı 4 basamaklı 7 var 8 var. 7 daha küçük. E burada da küçüktür sembolü var. Doğru sıralanmış arkadaşlar. Bir hata yok. B'ye geçtim. 5 basamaklı, 5 basamaklı. 8 var, 8 var. 9 var, 5 var. 9 daha büyük. O zaman büyüktür sembolü kullanılması lazım ama küçüktür kullanılmış. Bakın burada işaret hatası var. Büyüktür kullanılması gerekiyor. O yüzden bu ifade yanlış arkadaşlar. C'ye geçtim. 3 basamaklı, 4 şey, 4 basamaklı, 5 basamaklı. 5 basamaklı olan daha büyük, bu daha küçük. O yüzden küçüktür sembolü kullanılması lazım. Burada da bir hata var arkadaşlar. Büyük değil küçüktür sembolü kullanılması gerekiyor dedik. C şıkkımızın cevabı için. C'ye geçtim. 6 basamaklı 6 basamaklı. 4 4 0 3. 0 daha küçük. E küçüktür sembolü kullanılmış. Bu doğru bir kullanım. O yüzden Ç'ye de doğru ifadesini kullanmış olduk. Biraz da kırmızıyla yapalım. D'ye geçtim. 5 basamaklı 5 basamaklı. 6 var 6 var. 5 var 0 var. 5 daha büyük. O zaman büyüktür sembolü kullanması lazım. Doğru kullanmış arkadaşlar. Buna da D kullanmış olduk. E'ye geçtim. 6 basamaklı 6 basamaklı. 6 6 8 9. 8 daha küçük 9 daha büyük. Küçüktür gelmesi lazım. Burası daha küçük olduğu için. Ama buraya büyüktür gelmiş. Yanlış arkadaşlar. Küçüktür kullanması lazımdı. Yanlış bir ifade diyoruz. E şıkkımız için. F'ye geçtim. 5 basamaklı 5 basamaklı. 7 var 7 var. 2 var 2 var. 7 var 6 var. 7 daha büyük 6'dan. O zaman büyüktür sembolü kullanılacak. Burada da bir hata söz konusu. Yanlış bir ifade kullanılmış. G'ye geçtim. 6 basamaklı 6 basamaklı. 1 8 8 eşit. 9 6. 9 daha büyük 6 daha küçük. 9 büyük olduğu için büyüktür sembolü. Doğru kullanılmış diyoruz. Diğer şıkka geçtim. 6 basamaklı 6 basamaklı. 9 var 8 var. 9 8'den daha büyük olduğu için büyüktür sembolü. Doğru kullanılmış dedik. Son şıkkımız 6 basamaklı 6 basamaklı. 1 var 4 var. 1 daha küçük olduğu için küçüktür sembolü kullanılması lazım. Burada bir hata söz konusu. Küçüktür olması lazım. Yanlış bir ifade kullanılmış. H şıkkımız için diyoruz. Ve sayfa 39'u bu şekilde tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi Alt sayfalardaki 42'deki sayı örüntüleriyle devam edelim arkadaşlar. Burayı temizledik. Sizler durdurarak eksik kalan kısmınız varsa tamamlayabilirsiniz. 42. sayfaya doğru ilerleyelim. Sayı örüntüleriyle alakalı bir kısım. Alt kısma doğru geçtim. 42'yi yapalım. Birinci sorumuz demiş ki aşağıda verilen örüntülerin kuralını belirleyiniz. Noktalı yerlere gelecek sayıları yazınız demiş. Evet, öncü kuralları belirleyelim arkadaşlar. 2 12 22 diye devam etmiş. Ne olmuş bakın? 2 ile 12 arasında 10 fark var. 12 ile 22 arasında 10 fark var. Yani onlar onlar artıyor. 22'ye 10 eklediğimizde ne yapar? 32. Burası da 10 arttı. 32'ye 10 eklediğimizde 42. 42'ye 10 eklediğimizde 52. 52'ye 10 eklediğimizde de 62 sayısına ulaşmış oluruz. Kuralımız 10'ar artan bir örüntü. Bakın 10'ar artan bir örüntü. Bu şekilde de boşlukları da doldurmuş oldum. B'ye geçiyorum şimdi. 1'den 9'a gitmiş. Kaç artmış? 8. 9'dan 17'ye 8 artmış. 17'den 8 arttırdığımızda 25 yapar arkadaşlar. 25'i 8 arttırdığımızda 33. 33'ü 8 arttırdığınızda 41. 41'i 8 arttırdığınızda 49 şeklinde örüntü devam eder. Bu da 8'ler artan örüntü. Hem kuralını yazdık hem de noktalı yerlere gelecek sayıları tespit etmiş olduk. Birinci sorumuzun cevabı için arkadaşlar. İkinci sorumuzla devam edelim. Burayı temizledik. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. Aşağıdaki tablonun 6. adımda boş bırakılan yerleri doldururuz demiş. Şimdi baktığımızda 1. adımda 2 tane kutu var. Üçgen var. Sayı 2 demiş. İlişkilendirme dedi. 1 ile 2'yi çarpmış. 2. adımda 4 tane sayı var demiş. 4 tane kutu varmış. 2 i̇ki ile 2'yi çarpmış. Sonrasında adım sayısı 3 olmuş. Kutu sayısı 6 olmuş. 2 katı çıkmış yine. Yani hep adım sayısının 2 katı kadar kutu olmuş. 4. adımda 2 katı 8 tane kutu, üçgen kutu oluşmuş. 5. adımda 5 çarpı 2'den 10 tane kutu oluşmuş. O zaman burası 6. adımda 6 çarpı 2'den şöyle kırmızı kalem kullanalım. 6 çarpı 2'den 6 kere 2 iki, 12 iki tane kutu oluşması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi 12 tane kutuyu biz çizmiş olalım. Kaçarlı çizelim? 4 4 4 çizebiliriz ya da 5 5 2 de çizebiliriz. Fark etmez. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 şeklinde 12 tane kutu olacağını göstermiş olduk. Her seferinde ikişer ikişer artarak devam etmiş. Biz de 12 tane kutuyu çizmiş olduk ve ikinci tabloyu, ikinci sorudaki tablomuzu tamamlamış olduk. 3. sorumuza geçelim şimdi. Burayı temizledim. 3. sorumuza geçtik. Aşağıdaki örüntülerin kurallarını bulunuz ve her bir örüntüyü iki terim sayısı kadar daha devam ettiriniz demiş. A şıkkımızla başlayalım. 7, 14, 21. Kaçar kaçar artıyor arkadaşlar? 7 7 artıyor bakın. 21, 28, 35. 7, 7 arttı. 35'e 7 ekledim. 42. 42'ye 7 ekledim. 49. A şıkkımız 7'şer 7'şer artan şeklinde cevaplanmış oldu. B'ye geçiyorum şimdi. B'yi yapalım. 54, 50. 4 azaldı. Şöyle eksi azaldığını ifade etmek için eksi gösterelim. 50'den 46'ya 4 azaldı. 42'ye 4 azaldı. 38'e 4 azaldı. 38'den 4 azaldırsam 34. 34'ten 4 azaltırsam 30. Bakın bu da azaldığı için 4'er azaldı şeklinde kuralımızı yazmış olduk diyoruz arkadaşlar. A ve B şıklarını bu şekilde tamamlamış olduk. C ve Ç'ye geçelim. Burada silerek ilerleyeceğim. Çünkü çok yer olmadığı için karışacak arkadaşlar. Silerek ilerleyeceğim. Sizler durdurarak tamamlayın. 63, 72 9 artmış. Burada 9 artmış. 81, 90 9 artmış. 90, 99 9 artmış. 99'a 9 eklerseniz 108 108'e 9 eklerseniz de 117 şeklinde cevaba ulaşmış olursunuz arkadaşlar. C şıkkımızda 9'ar artan 9'ar artan bir örüntü oluşturmuş oldu. C'ye geçtim şimdi. 100'den 92'ye 8 azalmış. 92'den 84'e 8 azalmış. Burada 8 azalmış. Burada da 8 azalmış. O zaman 68'den 8 çıkardığımızda 60 yapar. 60'tan 8 eksilttiğimizde de 52 yapar. Bu şekilde C şıkkında tamamlamış olduk. Şöyle yazalım. 8'er azalan. 8'er azalan şeklinde örüntüyü de yazmış olduk. Yine silerek arkadaşlar D ve E'ye geçmiş olacağım. Çünkü karışmamasını istiyorum. D ve E'ye geçtim. 5'ten 8'e 3 arttı. 8'den 11'e 3 arttı. 11'den 14'e 3 arttı. 14'ten 17'ye 3 arttı. 17'ye 3 eklerseniz 20, 20'ye 3 eklerseniz 23 şeklinde ilerlemiş olur. Bu da 3'er artan arkadaşlar. 3'er artan. E'ye geçtim. 80'den 75'e 5 azaldı. 5 azaldı. 5 azaldı. 5 azaldı. 60'tan 5 çıkarırsak 55. 55'ten 5 azaltırsak 50. Ne oldu bu örüntümüzde arkadaşlar? 5'er azaldı şeklinde cevabımız çıkmış oldu. E şıkkının cevabı için. Üçüncü soruyu da bu şekilde tamamladıktan sonra dördüncü sorumuza doğru geçiyoruz arkadaşlar. Aşağıda çember içinde verilen sayı örüntülerin kurallarını bulunuz. Noktalı yerlere uygun sayıları yazınız demiş arkadaşlar. Yazalım. Bakın sıfırdan başlayalım. Sıfır birinci terim diye söylemiş zaten. Sıfır, bir, iki, üç. Bakın birer birer artmış. Üç, dört, beş, altı, yedi. Çok kolay gördüğünüz gibi. Sıfırdan başlamış. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yediye yedi gitmiş. A şıkkımız bu şekilde. Ne yapmış arkadaşlar örüntünün kuralı? Birer birer artan örüntü. Birer birer artmış. B'ye geçtim. Birinci terim 3. 9 olmuş. 6 artmış. 6. 9 15 olmuş. 15 21 olmuş. 21 6 arttırırsak 27 olur. 27 altta 6, 6 arttırdım. 33. 33'e 6 arttırırsak 39. 39. 39'a 6 arttırırsa 45. Bu da 6 şar artan bir örüntü arkadaşlar. 6 6 6 6 6 6 ekleyerek devam etmiş. C'ye geçtim. Birinci 5 13 olmuş. Kaç fark var arada? 8. 8 arttı. 8 arttı. 21'e 8 eklersen 29. 8 ekledim. 37. 8 ekledim. 45. 8 ekledim 53. 53'e 8 ekledim. 61 şeklinde boşlukları doldurmuş olduk. Bu da 8'er artan bir örüntü göstermiş oldu. 4. soruyu da bu şekilde hem artış miktarlarının kuralını hem de boşlukları doldurmuş olduk arkadaşlar. Ve 5. soru olan son sorumuza doğru geçtim. Aşağıda kuralları verilen örüntülerin ilk 5 terimini yazınız. İlk terimi 9'dur. Hemen yazalım arkadaşlar. Farklı bir kalem kullanacağım. İlk terimi 9'dur. Diğer terimler 8'er artarak oluşturulacaktır. 9'a 8 ekledim. Kaç yapar? 17. 17'ye 8 eklediniz arkadaşlar. 25. 25'e 8 ekledim. 33. 33'e 8 ekledim. 41 şeklinde örüntümüz devam etmiş oldu diyoruz. B'ye geçtim. İlk terimi 92'dir. Farklı bir kalem kullanalım. Karışmasın hem de renkli olsun biraz daha. İlk terimi 92'ymiş. Diğer terimler onlar azalarak oluşturulacaktır. 92'den 10 azalttım. 82. 10 azalttım. 72. 10 azalttım. 62. 10 azalttım. 52 şeklinde devam eder arkadaşlar. Son sorumuz Dördüncü terim. Bakın dördüncü terim vermiş bu sefer. 36. 1, 2, 3, 4. Bu 36'ymış. Bir terim kendinden önce gelen terimin 3 üç fazlasıdır. 3'er 3'er artarak gitmiş. O zaman bunu 3 azalttığımızda 33. 3 azalttığımızda 30. 30'u 3 azalttığımızda 27. Çünkü hep bir öncekinden 3 fazlaymış. O zaman gerisindeki 3 üç, 3 aşağısı demektir. 3'er 3'er azaltarak buldum. Şimdi 36'nın bu tarafı 3 arttırarak gideceğim. 36'ya 3 ekledim. 39. Bakın 3'er 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 arttırarak terimleri ulaşmış olduk arkadaşlar. Sayfa 42'deki 5. soruyu da bu şekilde tamamladık. Bu videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.